Bir boksör ne kadar kabiliyetli olursa olsun, eğer rakibini tanımazsa, onun hamlelerini bilmezse kaybetmeye mahkumdur. Dünya boks tarihine adını yazan Muhammed Ali. Hayatı her zaman mücadeleyle geçen bir adam. Birçok kez kazandığı, birçok kez de kaybettiği maçlar oldu. Ne olursa olsun hiçbir zaman mücadeleyi elden bırakmadı. Her türlü şartlara rağmen yoluna devam etti. Zihnini olumsuz düşüncelerden arındırarak yapacağı hedeflerine odaklanırdı. Başarıyı elde etmek için kendine şu cümleleri söylerdi. Sizi yoran önünüzdeki tırmanacağınız dağ değil, ayakkabınızdaki çakıl taşıdır. Rüyalarınızı gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır. Peki ne oldu da Muhammed Ali dünya boks tarihine adını yazdırdı? Bu durumun 4 temel sırrı vardır. 1. Karşısına çıkan rakibini çok iyi tanıyordu. 2. Rakibinin hamlelerini nereden geleceğini iyi biliyordu. 3. Rakibi yumruğu salladığı anda savunmayı iyi yapıyordu. 4. Sürekli sıkı idmanlar yaparak kendini zinde tutuyordu. Evet, hepimiz dünya ringinde Kur'an-ı Kerim'in bizlere bildirdiği rakibimiz olan nefsimiz ve şeytanımız ile bir mücadele içerisindeyiz. Bu dünya ringinde bir boksör gibi rakibin olan nefsini ve şeytanı çok iyi tanımazsan, onun hilelerini nereden geleceğini fark etmezsen, kim olursan ol, kaybetmeye mahkumsun. Sen de Muhammed Ali gibi dünya tarihine adını yazdırmak istiyorsan, hayatının her alanında rakiplerin olan nefsin ve şeytanın ile bir mücadele içerisinde olacaksın. İmtihanlar karşısında rakiplerini yensen de kaybetsen de her zaman mücadele içinde olacaksın. Ne rahata düşeceksin ne de ümitsizliğe. Başarıya ulaşmanın yolu, rüyalarınızı gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır. Evet, hepimiz bu dünyada bir rüyadayız. Etrafımızdaki gölgeler o kadar gerçekçi ki rüyada olduğumuzun bile farkında değiliz. Dünya rüyasından uyanmış olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölmeden önce ölünüz derken bize neyi kastetmek istiyordu? Dünyanın çok gerçekçi bir rüya olduğunu, kainattaki her şeyin bir gölge olduğunu ve Allah'ın esması ile boyandığını söylüyor. Ölmeden önce uyanmanın yolunu rakibin olan nefsin ve şeytanın ile yapacağın mücadele sonucu olacağını bildiriyor. Uyanmanın 4 temel sırrı vardır. 1. Rakiplerini çok iyi tanıman lazım. Yani nefsini ve şeytanını. 2. Hamlelerinin nereden geleceğini çok iyi fark etmen lazım. 3. Aklına vesveseleri yumruk gibi salladığı anda hemen kendini savunmaya al. Yani Allah'asın. Zaten Rabbimiz birçok ayet-i kerimede şeytanın vesveselerinden kendine sığınmamızı bizlere bildiriyor. 4. Manevi olarak sürekli idmanlar yaparak kendini zinde tut. Birinci rakibin olan nefsin. Her türlü lezzeti sever. Kötülüğe aşık, harama düşkün. Sefahata hayran, sarhoş. Hayırlı işlerde tembelliği seven, namazdan, ibadetten hoşlanmaz. İçimizdeki rakibimiz olan nefsimizin özelliğini Rabbimiz Yusuf Suresi 53. ayette bizlere bildiriyor. Şüphesiz ki nefis daima kötülüğe sevk eder. Ancak Rabbim rahmet ederse müstesna. Yani senin içindeki nefsin ne olursa olsun her zaman kötülüğü emredecek. Namazlarını kılsan da, ibadetlerini düzenli bir şekilde yapsan da yine kötülüğü emredecek. Bunu kafana kodlaman lazım. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, insandaki nefis ise her vakit şeytanı dinler. Peki ne konuda dinler? Kuvve-i şehviye ve gazabiye. Yani şehvet ve öfke. İkinci rakibin olan şeytan. Şehvetten, öfkeden, hasetten, hırstan, ihtilaftan yani ayrılıktan, makamdan, şandan, şöhretten sana yaklaşarak seni yoldan çıkarmak isteyecek. Seni Allah'a yönlendirmemek için boş fikirlerle, boş hayallerle durmadan oyalayacak. O yüzden ikinci rakibimiz olan şeytanın hilesini Rabbimiz Nisa suresi 119. ayette bizlere bildiriyor. Ve onları mutlaka saptıracağım. Onları boş kuruntularla oyalayacağım. Senin ikinci rakibin olan şeytan seni boş fikirlerle, boş hayallerle durmadan oyalayacak. Dünyadaki lezzetleri önüne sunarak seni yoldan saptırmak isteyecek. Bunların farkına varman lazım. Artık dur, kendine odaklan. Nefsin ve şeytanın seni ne konuda aldatıyorsa onların farkına var. Hemen önlemler almaya başla. Rakibin olan nefsinin ve şeytanının hileleri tabii ki bu kadar değil. Ama onlar ile mücadele etmen için bu bilgiler sana yeter.
artık mücadele vakti geldi. Haydi şu an ne vaziyette olursan ol, yeniden ayağa kalk ve mücadeleye başla. Onların senin yenmesine asla izin verme. Bu mücadele içinde seni yenmeye, pes ettirmeye çalışan şeytanına ve nefsine dön Muhammed Ali'nin şu sözünü söyle. Ben hızlıyım ve dayanıklıyım. Bu nedenle karşıma çıkacak rakip hayat sigortasını yaptırsa iyi olur. Çünkü tüm kainatı elinde tutan, el-kadir olan Allah ve Resulullah aleyhissalatü vesselam seninle. Peki ey şeytan, senin arkanda kim var?